Kadının haklar açısından erkeklerle aynı çizgide durabilme mücadelesi Avrupa'da Rönesans'la birlikte başlamış olarak kabul ediliyor. Kadınlar 18. yüzyıldan bu yana gerek hukuksal ve siyasal alanda, gerekse eğitim ve üretim alanında başta cinsiyete dayalı eşitsizlikler olmak üzere tüm eşitsizliklerin kaldırılması için mücadele etmişlerdir. Dünya tarihi boyunca çeşitli aşamalardan geçen ve günümüz modern dünyasında farklı alanlarda hala devam eden bir mücadeledir bu. Ülkemize baktığımızda kadın haklarının son derece kısıtlı olduğu bir düzenin hakim olduğu toplumsal bir yapı üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde kadınların erkekler ile eşit olarak toplum içinde yer almaları Atatürk devrimleriyle gerçekleşti. Atatürk sayesinde Türkiye, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan ilk Avrupa ülkesi oldu. Avrupa'nın ilk kadın milletvekili ülkemizden çıktı. Kadınlarımız birçok alanda başarılarıyla adlarını tarihe yazdırdı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler'in tanımadığı kadınların siyasi, sosyal ve kültürel bilincinin geliştirilmesine, hemen hemen her alanda başarılarının kutlanmasına ayrılan bir gün. Birçok meslekte başarılı olmuş, başarılarıyla geriden gelen kadınlara rol model olan cesur ve başarılı kadınlarımız var. Bu özel günde biz kalıpları yıkan, alışılmış kavramları yerinden oynatan 8 kadını tanıtmak istedim sizlere. Ayşe Nazmi Uçan. Bir alana girerseniz o alanı aşmanız lazım birinci olabilmek için. Birinci ya da ikinci olmanız gerekiyor. Ya birinci olup yol açacaksınız ya da ikinci olup birinciyi takip edip ondan daha ileriye gireceksiniz. Ayşe Nazmi Uçan kariyerine finansçı ve mali müşavir olarak başladığında muhasebe ve finansın çok önemli konular olduğunu ancak diğer yandan da bir o kadar sıkıcı olduğunu düşünür. Her şeyin gerçekçi olması, her bir liranın kaydının tutulması, harcamalara dikkat edilmesi nedeniyle finans ve muhasebe bir insana konservatif bakış açısı verir. Uzun yıllar boyunca bu sıkıcı düzene devam eder ama içindeki girişimcilik tutkusu da her geçen gün büyümektedir. Bir gün tutkusunu daha fazla frenlememeye karar verir. Zaten babası da ona yıllardır iş kadını olacağını söylememiş midir? Çalıştığı büyük firmadan istifa eder. İnsan kaynakları alanına geçer ve Türkiye'nin İlk Bodra Servis Hizmeti Şirketi, Dadasis Bodra Servisini kurar. Bugün geldiği noktada çok iyi bir karar verdiği ortadadır. Yapılmayan, yeni bir şeyler yapmak istemiş ve bunda da başarılı olmuştur. Ayşe Hanım'a göre bir alanda ya birinci olup yolu açmak ya da ikinci olup birinciyi takip ederek ondan daha ileriye gitmek gereklidir. Bu doğrultuda şirketinin prensipleri her hafta, her ay yeni bir şeyler yapmak olarak belirlenir. Aynı yerde durabilmek için sürekli koşmak gerektiğinin bilinciyle ARGE çalışmaları ve TÜBİTAK destekli projelere imza atarlar. Yaptıkları yenilikleri, gerçekleştirdikleri eğitimlerle yüzlerce kişiye aktarırlar. Yeniliklerin bulunmasının, daima ileriye gidilmesinin en büyük sırrı ise okumak. Sürekli okur, araştırır. Okudukça kafasında yeni fikirler oluşur ve bu fikirleri hayata geçirir. Okuduklarını, öğrendiklerini bloğunda ve Dünya Gazetesi'ndeki yazılarında paylaşır. Hem iş hayatına atılacak gençlere hem de insan kaynakları sektörüne dahil olmak isteyenlere en büyük tavsiyesi ise bir konuda her yönüyle uzman olmaları. Bir konuyu derinlemesine çok iyi bilmek, ardından farklı disiplinleri öğrenmek. Ayşe Nazmi Uça'ya göre başarı, öğrenilen tüm disiplinleri birleştirebilecek, yorum ve anlayış kabiliyetini geliştirip yaratıcı olabilmekten geçiyor. Tüm meslek hayatım boyunca kadın olduğumu hiç hatırlamadım. Hiç yani kadın ya da erkek ayrımı olduğunu bile fark etmeden yola çıktım ve hep böyle gittim. Yani ben kadınım işte, kadınlara düşük ücret veriyorlar, kadınlar geri kalıyor, kadınların da cam tamam var. Bunları, bu zorlukları hiç böyle dikkat etmedim. Yani benim için yoklardı onlar. Nedeni bilmiyorum ama ya ailede böyle büyüdüğüm için de olabilir. Çünkü annem de çalışan bir kadındı. Ve benim dönemimde çalışan kadın sayısı neredeyse yok denecek kadar azdı. Annesim çalışıyormuş, vah vah falan gibi davranılan bir dönemdeydi. Ve kadın erkek eşitliği konusuna hiç dikkatimi vermedi. Hiç böyle bir şeye dikkat
etmedim. Sadece yaptığım işin en iyisini yapmaya çalıştım. Ve şimdi Türkiye'nin en büyük bodrum şirketine sahibiyim. Ve iki tane ödül aldık 2008'de, 2018'de ve 2020'de. Dünyanın en iyi yerel bodrum firması ödülünü aldık. İşte şirketin 200'e yakın çalışanı var. Hı hı. Ve hani oldukça güzel, başarılı bir durum bir hanım olarak. Ama dediğim gibi hiç onu düşünmeden yaptım. Belki gençler de, genç kızlarımız da kendileri yeni girişimcilik dönemlerinde ya da bir kurumsalda başladıklarında bu kadar işte eşitsizliğe ya da aradaki farklara dikkatlerini vermezlerse o konu büyümez. Yani neye dikkatini verirsen o konu büyür. Onun için ben başarıya dikkatimi verdim ve o konu büyüdü. Onu eklemek istedim. Kalıpları yıkan, koştura koştura yaşayan, tüm yükü omuzlarında taşıyan, tükenmeyen, gittiği her yeri aydınlatan, yazan, okuyan, söyleyecek sözleri olan, dokunduğu her yeri güzelleştiren, sokaktaki kimsesiz çocuğa sarılan, özverili, çalışan, üreten, parıldayan, paylaşan, engelleri birlikte aşacağımız, zaman zaman mola verip soluklanacağımız, sonunda yolumuza devam etmek için birbirimize destek çıkacağımız kadınlar. İyi ki varsınız. 8 Mart, Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun.